Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri kırsal alanlara yerleştirilen 160 fotokapanla başak, çizgili sırtlan, ayı, kurt, tilki, kartal, çakal, kızıl geyik ve susamuru gibi hayvanları doğal ortamlarında görüntüleyerek kayıt altına aldı. Bölge müdürlüğümüz sınırları içerisinde yaban hayatını doğal ortamlarında gözlemek için toplam 160 adet fotokapanla izlemekteyiz. Fotokapan görüntülerimize genelde yaban keçisi, kızıl geyik, kurt, vaşak, tilki, ayı, susamuru gibi türler takılmakta kadraja giriyor. Bunun dışında neden foto kapan derseniz, foto kapan bir birincisi coğrafi zor zor coğrafi şartlarda yaban hayatını izlememizde uzun süre izlememizde bize fayda sağlıyor. İkincisi fotokapanın kendi özelliğinden dolayı tarih ve saat ayarı olmasından dolayı an ve an bize görüntüler iletiyor. Üçüncüsü fotokapanlar uzun süre bize izleme şansı tanıyor. Dördüncüsü ise foto kapanlar sayesinde yaban hayatını rahatsız etmeden, strese sokmadan bize izleme şansı tanıyor. Bunun dışında foto kapanlarla aldığımız görüntülerle bu görüntüler toplanıyor. Uzmanları tarafından raporlanıyor. Daha sonra biz bunu bakanlığımıza gönderiyoruz. Tabi fotokopanlarla yaban hayatının popülasyonu, dağılımları, göç durumları, yavrulamaları, yuvalamaları e, ve hayatta mı, sağlıklı mı bu gibi konularda bize çok önemli bilgiler tanıyor. Hatta bölgemizde e, yasa dışı av yapan 27 şahsada bu fotokopan görüntüleri üzerinden işlem yaptık. Bu anlamda da bize çok büyük faydalar sağlıyor. Doğa koruma ve milli parklar olarak en önemli görevlerimizden biri de yaban hayatının korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanarak gelecek nesillere aktarılması. Ölçemediğiniz şeyleri kontrol edemezsiniz, kontrol edemediğiniz şeyleri de yönetemezsiniz. Eğer biz yaban hayatını yönetiyorsak, ee, bu görüntülerle e, türlerimizin tanımlamalarını, e, coğrafi dağılışlarını, popülasyonlarını ve doğadaki hareketlerini çok iyi bileceğiz ki e, yönetim planlarımıza yasal altlık oluştursun.